Çünkü onu ben yetiştirdim. Sizin aşağıladığınız benim emeğim. Onu neden istemiyorsunuz demiyorum ki. Hatam yok da demiyorum. Savunacak hiçbir şeyim yok. Daha önce de savunmadım zaten. Ama bu olayda üzülecek olan, ezilecek olan, parçalanacak olan sadece benim kızım. Sadece bunu görmenizi isterdim. Bak, benim ne amacım ne de kastım bu değildi. Ama eğer sözlerim haddini aşmışsa... Yok, estağfurullah. Haddimi bildirdi, iyi oldu. Kendimi bilmem için nazarınızdaki yerimi hatırlamam gerekiyormuş Esma. Allah! Ayol, bu evde baş kaldırmak moda mı oldu? Ha? Lafı olmadık yerinde alıp isyan bayrağını çeken çekene. Aa! Sen yapma bari Nurgül. Sen yapma. Sen benim can yoldaşımsın. Sen benim kalbimi, niyetimi en iyi bilensin. Sen de çok iyi biliyorsun neden Bade ile Murat yan yana gelemezler. Murat'ı biliyorsun. Benim neyin savaşını verdiğimi biliyorsun. Bunun için lafı çarpıtıp ne kendini öz ne de beni öz. Allah aşkına bu tartışmada olmadı sayıyorum ben. Ayrıca Bade'den elini çek de demiyorum ben sana. Ama yeter artık, bu defter kapansın. Yeter. Kendini de onunla aynı kefeye koyma. Merak etmeyin. Biletini aldım. Gidiyor. Geldik. Emir gelmiştir şimdi. Çiçeğini almayacak mısın? Alacağım da. Önce sana minnoş bir hediye vereceğim. Bunu yatmadan önce verecektim ama evde yemekten olacağını bilemediğim için şimdiden vereyim dedim. Hayatım, sen bana bugün zaten hayatımın en büyük sürprizini yaptın. Efsane şaşırtacaksın. Bak evleri var. Balonlar da var. Ay benim güzel kırım. Sen bana hayatımın en güzel hediyesi. Bu da güzelmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kimseye söylemiyorsun. Vallahi cehennemin olurum bak. Seramik yok. Tamam, söz. Susuyoruz. Son bir kez girelim bari. Abi geldi. Abisi nasıl, güzel olmuş mu kızım? Ben onun abisi değilim. Aa, Emir olur mu öyle şey? Bu konakta beraber büyüyeceksiniz. Siz kardeş sayılırsınız. Hayır, kuzeniz. Benim kardeşim yok. Annem öldüğüne göre de olmayacak. Aa, olur mu öyle şey? Bak Süreyya ablam var. Benim kardeşim olmayacak. Ettiniz beni. Ben biraz yumuşatmaya çalıştım ama ters tepti galiba. Sen tut şunu hayatım. Kız. Tabii. Şşt. Fıstığa. Yengesi. Sen sevmeyeceksin mi kızımı? Çok güzel olmamış mı? Yani bence zaten o hep güzel de.
Şimdi biraz da heyecanlı. Bugün babaya ilk sürprizi. İyi, ben de gideyim üstümü değiştireyim o zaman. Tavşan. El salla yengeye. Yengeç ne yapıyormuş? Süleyman yenge. Bu akşam Fikret amcanın doğum günü. Hepimiz aşağıda olacağız. Akşam yemeğini bizimle yemek ister misin? Hı? Böyle kocaman bir pasta olacak. Bol çikolatalı. Buradan bakınca bunun olacağını düşünmek ne kadar zor. Minik minik yüzlerce parça. Dört bin altı yüz parçalı bu. İşte hayat da böyle Lego gibi. Elimize yüzlerce parçayla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bazen darmaduman oluyor. Bir daha bir araya gelmeyecekmiş gibi düşünüyoruz ama biraz çabayla. En lazım parça kaybolursa bir araya gelmez. Mesela tekerlek gitse araba olmaz. Doğru mu? Evet, belki istediğimiz şey olmayabilir. Ama elimizdeki parçalarla hep yeni bir şey yapabiliriz. Değil mi? Emir. Biliyorum çok zor oğlum. Çok zor. Kendini kaybolmuş hissediyorsun. Yapayalnız hissediyorsun. Ama izin ver senin kitapçığın olayım. Sen de benim kitapçığım ol. Bak, birbirimize yardım edersek daha kolay atlatırız. Annem üzülmez mi? Neden? Yeni bir şey yapmama. Hayır. Annen hep senin yanında olacak. Sen onu her düşündüğünde o senin hep kalbinin içinde olacak oğlum. Asıl sen yalnız kalırsan çok üzülür. Peki gideceğim.
Efendim. Gelebilir miyim? Ha, sen misin kuzum? Gel gel. Ne haber? İyi. Sen nasıl oldun abla? Merak ettik. İyiyim ya, öyle kan şekerim bir şey olmuş bir şey. Bir şey yok yani. Yardım edeyim mi? Yok yok ablacığım, hallettim. Sağ ol. Ben sana veda etmeye geldim aslında. Ne vedası? Nurgül ablanın halasına gidiyorum sınava kadar. Aa, niye? Nereden başlasam? Hani sen kahvaltıdan kalktın ya bu sabah. Murat bana evlenme teklif ettiğini söyledi herkese. Ne? Tabii Esma'nın kıyameti kopardı. Nurgül ablaya çok ağır konuşmuş, çok üzmüş kadını. İkisi birleşip beni bayağı üzdüler ama benim pek bir şey söylemeye hakkım yok biliyorsun. O yüzden gönderiyorlar beni buradan. Ben ne kaçırdım ya arada? Yani siz hangi ara böyle bir... Nasıl oldu bu ya? Sen niye misin peki? Yani böyle bir şey istiyor musun? Hazır mısın böyle bir şeye Murat'ı? Affedebildin mi? Ya abla, ben hiç silemedim. Silemedim ben hiç onu. Ya çok denedim, çok çabaladım. Yok, olmuyor. Kalbimden söküp atamıyorum. Ama sana yemin ediyorum ben hiçbir şey yapmadım. Gerçekten bak ya. Geldi kaç kez yanıma, suratına bile bakmadım. Defalarca uğraştı ya gerçekten. Çok uğraştı, çok çabaladı. Heves sandım, kaçtım, uzaklaştım. Yok ama Murat gerçekten çok değişmiş. Gerçekten. Her şeyin farkında, hatalarının farkında. Ya sence ben bu kadar büyük bir şeye nasıl cesaret edeyim? Böyle gerçekten inanıyorum şu anda. Savaşmaya değmez mi? Yani değer tabii de. Ay ne bileyim Bade, ben şimdi ne diyeyim sana ya? Bak Bade, gerçek sevgi sabrı da bilir. Uzak kalmanın güzelliğini de. Ama galiba ben bu sefer Esma Hanım'ın tarafında olacağım. Söylediklerin de haklı. Siz önce bir okulları bitirseniz. Hele sen. Biz seninle geçen sene neler konuştuk, ne durumdayız, hatırlıyor musun? Şimdi? Biliyorum ama okulu bırakmayı hiç düşünmedim ki ben zaten. Yani tamam da bu kavgada dövüşte kolay mı olacak sanıyorsun okumak? Murat ne diyor? Murat bilmiyor gittiğimi. Söylemedim. Olay çıkarır zaten gideceğimi duyarsa. Abla, ben daha fazla üzmek istemiyorum Nurgül ablayı. Çok zor durumda bıraktım zaten. Hem de bayağı ağır konuştu. Ya kadın senin için korkmuştur tabii. Endişelenmiştir. Seni korumak için yani. Kırılma sen de, tamam mı? Biliyorum. Hem sevindim sizin için, hem endişelendim. Hem seni çok özleyeceğim. Ama galiba şu an senin gitmen herkes için en iyi çözüm olacak. Öyle mi diyorsun? Doldurma gözlerini öyle. Ay garip, iki arada bir arada görüşelim diyorsun. Ay şimdi gene biri görecek ki gene laf olacak. Ama iyi de ben de yani nerede görüşeceğiz ha Esma? Çok özledim seni ya, çok özledim. Eve gelsem gelemiyorum, telefon etsem açamıyorum. Yani şöyle bir 5 dakika yüzünü göreyim istedim.
Gergin görünüyorsun ama sen. Aman aman ona hiç girmeyelim. Girersek çıkamayız. Zaten böyle ayaküstü de olmaz. Oğlanlar iyice zıvanadan çıktı. Ay, o zaman uçmanın tam zamanı. Hadi bakalım. Çok güzel bir spa otelde yer ayırttım. Gidelim şöyle iki gün. Ya hiç olmazsa rahat rahat bir sohbet edelim ya. Evdekiler iyice delirirler. Aman ya sen de uydurursun bir şeyler. Hem onlara neymiş yani? Ha? Yok 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 bir şey uyduramam. Çok karışık ev yok. Yok ben gelemem. Ev olmaz, sokak olmaz. Ne yapacağız yani? Mahalle bir de artık midem kaldırmıyor. Zaten mahalle bizde kalmadı artık. Hadi 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 sen bir şeyler ayarlarsın değil mi? Tamam şöyle gidelim ya. İki gün masaj olalım. Geberdik kasılmaktan be biraz gevşeyelim ya şöyle. Ay çok güzel fikirmiş. İnşallah kaçabilirim. Hadi sen bana bir taksi ayarla. Hadi. Ama bir çay içeydik. Yok yok yok. Onu da tatilde içeriz madem. Ha? Hadi bakalım o zaman. Anne. Anne. Çık. Çık. Hani konuşmadınız lan siz? Hoş geldiniz. Hoş gelmedim. Pek öyle hoş gelmiş gibi bir halim mi var benim? Sizin için hava hoş tabii böyle. Gelene merhaba, gidene güle güle. Oh ne rahat. Buraya ne kadar saçma sapan bir trafiğin içinden çıkıp geldiğimi falan biliyor musunuz ya? Geçen seans sizi çok kızdırdım değil mi? Evet. Gene de bu kadarını beklemiyordum. Evet, buraya gelmek için nasıl gayret gösterdiğinizin farkındayım. Ben de karşılığında elimden geldiği kadar size destek olmaya çalışıyorum. Ama bu öfke galiba başka bir şeyin sonucu. Ha? Öyle tabii. Herhalde karşılığını vereceksiniz yani değil mi? Tabii ki vereceksiniz. Her şey karşılıklı hayatta değil mi? Benim için de öyle. Benim için de her şey karşılıklı. Ben buraya gelince ne buluyorum karşılığında? Hiç. Kafa karışıklığı. Başka bir şey değil. Annen yok. Yok borçluymuşsun. Yok. Gerçek seviyor değilmiş falan. Bu ne ya? Bu sözlerin bir kısmı benim değil. Ben gerçek sevgi bu değil dediğimi hatırlamıyorum. Acaba siz mi öyle anladınız? Size mi öyle geldi? Ne bileyim bana nasıl geldiğini bilmiyorum ki ben. Buraya geliyorum çat 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 vuruyorsunuz bana. Yumruğu koyuyorsunuz. 2.80 uzanıyorum ben. Ne olduğunu anlayamıyorum ki. Siz buraya değişmek için geldiniz değil mi? Her zaman yaptığınız şeyleri yapmayı sürdürürseniz, her zaman baktığınız yerden bakmaya devam ederseniz, hayatınızı değiştirmek mümkün olabilir mi? Bu hafta kolay geçmedi galiba. Annemi görmedim. Görüş günü vermediler. Dilara ile ayrılıyoruz. Hiç kirletmedi ya. Memnun olmak istemiyormuş öyle.
He ben niye şaşırıyorsam buna ya? Kim niye sevsin ya? Ya siz yabancı değilsiniz. Ben bir şey söyleyeyim size. Benim Dilara'dan önce böyle bir ilişkim falan olmadı. Anlatabiliyor muyum? Hani olanlar da öyle parayla falan böyle yani. Peki eşiniz? O da parayla sayılır ya. Öyle. Tabii okul açmak istiyordu işte. Parası yoktu. Ben para verdim. O da havaları uçtu. Yoksa beni kim niye sevsin yani? Böyle vücudu yığılık içinde bir katili niye kim sevsin ya? Evet, haklısınız. Gayet tabii, siz böyle olsun istemiyor musunuz? Bu mu? Anlamadım ya. Siz kendinizi seviyor musunuz Adem Bey? Bir dakika, ben etraftan bahsediyorum yani. Kendinize vermediğiniz bir şeyi etrafın size vermesini istiyorsunuz. Doğru mu anlıyorum ben? Öyle mi yapıyorum? Anlamadım. Siz sevilemeyeceğinize bu kadar ikna olmuşken etrafınızdakiler size ne yapsın? Biri size yakınlaşmaya çalıştığı zaman siz ne yapıyorsunuz? Kim mesela? Karınız mesela. Değil mi? Ne kadar endişelendi sizin için. Evet. Tedavi edilmeniz gerektiğini düşündü. Sizi yönlendirdi. Buraya geldi. Kontrol etti. Bütün bunlar ilgili, sizi seven bir eşin davranışları değil mi? Peki karşılığında siz ne yaptınız? Yani bana anlattığınız kadarıyla onu yok saydınız. Onu kendinizden uzak tutabilmek için elinizden geleni yaptınız. Öyle mi yaptın ya? Öyle yaptım ya. Ha, niye öyle yaptım ben? Çünkü sevilebileceğinize o kadar inanmıyorsunuz ki. İnsan bir kez böyle bir şeye inanınca sürekli kendini haklı çıkarmak için kanıtlar arar. Şimdiye kadar inandığınız bir şeyden vazgeçmek tabii kolay bir şey değil. Ben bir yanlışın peşinden gitmişim, hop değişiyorum demek çok zor bir şey, anlıyorum. Bütün insanlar oyunda kazanmak ister ama sizin oyununuzda kazanmak için önce kaybetmeniz gerekiyor. Kazanmam için önce kaybetmem gerekiyor. Evet, siz oyununuzu böyle kurgulamışsınız. Ben gerçeğin öyle olmadığını biliyorum. Bence insanlar sizi sevmeye hazır. Ama siz izin verirseniz. Siz kendinizi severseniz. Siz değişirseniz. Dünyada değişecek. Süreyya. Süreyya. Tahlil sonuçlarına haber vermediler mi daha? Neyin varmış? Kan değerlerimde bir bozulma olmuş, bir şey değil. Diyet programıyla şimdi düzelteceğiz. Ah, iyi.
İyi, sevindim, sevindim. Sabah başarabilseydim kahvaltıda sizin evlilik yıldönümünüzü kutlayacaktım. Kutlayacaksınız. Ben o günün sizin için uğursuz bir gün olduğunu düşünüyordum ama... Ben de. Ama şükür ki oğlum haklı çıktı. Ne olursa olsun, ne olursa olsun, olayların nasılının içini sorgulamayı hiç bırakmam. Çünkü seni sen yapan bu anlayışın. Şimdi artık senin de omuzlarında bir evladın yükü var. Ayağına taş değmesin isteyeceksin. Benim yaşadığım endişeleri sen de yaşayarak öğreneceksin kızım. Esma Hanım, ben sizi hep anladım. Endişelerinizi anladım, saygı duymaya çalıştım. Hiç yargılamadım. Hatta bilmiyorum, belki ben sizden daha fazla korkacağım. Çünkü içerideki çocuk bana emanet. Ne yapacağım, nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa, o da hiçbir şekilde bu çocuğun açığını yakalamak için uğraşmayacağım. Kusura bakmayın, ben sizi anlamıyorum. Keşke sizi anlayabilseydim. Nihayet kızım demenizin mutluluğunu ben de yaşayabilseydim. Ama anlamıyorum. Burası yeni açıldı. Hı. Beni yani bizi pek tanıyacaklarını sanmıyorum. Ya çok özür dilerim. Seni saçma sapan bir ruh hali için sokuyorum, değil mi? Yok yani. Biraz huzursuzum, evet. Sizin evdeki bu çekişme sürdüğü için ben kendimi suçlu hissetmekten alıkoyamıyorum. Çok uzun sürmeyeceğini sanıyorum bu arada kalma halin. Umarım. Ya boş ver, boş ver. Senin doğum gününü berbat etmek için gelmedik zaten, değil mi? Sonra konuşuruz. Hadi ne yiyorsun? Bakalım. Bilmem. Sen seç. Sen daha güzel karar veriyorsun yani böyle. Benim moduma göre. Parmaklara bak. Parmaklara bak. Nerede dedesi? Bak bu ablaya.
parmaklara bakın. Ay ay. Ay biraz ben alayım mı? Önce ben hasret gidereyim, sonra sıra sana gelecek. Aşkım benim. Bu arada doğum günü çocuğu nerede? Mesaj attım şimdi. Birazdan gelir babacığım. Tabii sürpriz olduğu için toplanıp beklediğimizi söylemiyoruz. Ay ben alacağım azıcık. Ya. Hadi abla. Yavaş ama. Oğlum, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Emir, gel. Amcan şimdi daha çok sevinecek. Neyi ettin aşağı geldin? Ay benim burnuma kokular geliyor. Bir şey yaptı herhalde Burcu. Versen onu bana. Ben bir götüreyim içeride bir baksınlar. Yavaş bakalım, saçına dikkat et. Aman aman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bade nerede? Telefonla ulaşamıyorum. Gitti. Ne demek gitti? Nereye gitti? Annem mi gönderdi? Ne oldu ya? Kimse bir şey söylemedi. Aklına başına devşirdi ve gitti. Nereye gittin Nurgül abla? Bilmiyorum. Nurgül abla delirtme beni. Nereye gitti Bade? Herkes için en iyi olanı yapmaya. Murat, eğer o kızı biraz düşünüyorsan rahat bırak. Olmayacak duaya da amin dedirtme. Sonra oradan oraya savrulan yine oluyor. Nurgül abla, mutfağı yıkayayım mı, içeriği mi basayım? Biri bana Bade'nin nerede olduğunu söylesin. Murat. Efendim abla. Osman'ın nişanı zaten rezil oldu. Fikret'in doğum gününde mahvolmasın. Yarın bunu sakin sakin konuşuruz. Bu geceyi bir atlatalım, olur mu? Sen de git dinlen. Burada bitmedi Nurgül abla. Bu konu kapanmadı burada Nurgül abla. Beyim. Beyim. Ben sana Bade'nin nereye gittiğini söyleyeceğim ama aramızda kalacak beyim. Tamam söyle abi, tamam hadi söyle. Beyim bak yemin ediyorum Nurgül ablamı falan bir söylersen beni kör bıçakla keser. Tamam tamam söyle abi, tamam hadi. Mustafa abim otogara götürdü onu. Merzifon'a gidiyor. Merzifon mu? He. Ne alaka abi Merzifon? Nurgül ablanın halasının yanında sürgün yedi beyim. Beyim aman diyeyim kimseye bir şey söyleme. Benim göğünüm el vermedi sevenlerin ayrılmasına. O yüzden söylüyorum, tutamadım çenemi, anla işte. Aman deyim yakma beni beyim. Ne kadar oldu? Ne zaman gitti? Abi 8 saat oldu beyim. Dikkat et kemerini tak. Eyvallah abi. Kemerini tak. Eyvallah. Nasifçiğim inşallah iyi bir alt yemişindir. Yoksa ayva yedin. Allah'ım vallahi kötü niyetim yoktu ya. Sen niyetimi biliyorsun yarabbim. Sen benim canımı koru yarabbim. Amin. Başlayalım isterseniz. Problem değil, bekliyoruz nasılsa. Peki sen kocana söyledin mi erken gelmesini? Benim bugün dışarıda işlerim çok yoğundu. Ofisi de Fikret'e bıraktım. Ben bir arayayım onu. Sizin ofisin normal halleri değil mi? Sen hiç arama istersen çünkü şüphelenebilir. Ben arayayım. Mm-hmm.
değil misin sen? Ada'yla ilgili bir acil değilse sonra arayayım. Yok. Ada'yla ilgili acil bir şey yok Fikret. Ama biz hepimiz burada toplandık. Babamlar da burada. Ben sana bir sürpriz hazırladım. Doğum günün için. Ama sen geç geleceksin ya da gelmeye niyetin yok galiba. Bana niye haber vermedin peki İpek? Adı üstünde. Yani sürpriz yapmak istedim. Sürprizin amacı ne? Şaşırtmak. Bir bahaneyle çağırabilirdin değil mi? Söyledim zaten ya. Akşam erken gel dedim. Hatırlarsan. Anlaşılan senin işin uzun sürecek. Ben içeridekileri bir bahane bulayım. Çünkü yemeğe de başlamıyorlar sen yokken. Hayır. Herkes başlasın söyle. Ben hemen geliyorum. Aile toplanmış. Ben taksiyle geçeyim, hadi sen acele et. Ya kusura bakma. Gerçekten çok özür dilerim, yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Yok Fikret, özür dileyecek bir şey yok. Yani unuttuklarını düşünmekle aslında biz hata ettik. Yani onların böyle davranması çok normal. Hem ben... Yani sen bugünü yalnız geçirmek... şey... Hadi git. Hadi. Hadi git artık. İnsanları bekletme. Sen balıkla git. Böyle olmuyor. Yani güzellikle sabretmek de olmayacak. Sakın akşam onların yanına gittiğinde bundan bahsetme. Lütfen. Ne yapayım peki? Gideyim böyle mutlu mutlu un mu üfleyeyim? Ya evet, en azından ev halkı için bugün öyle yap. Zaten sabah zor geçmiş. Lütfen. Tamam mı? Ya sizi bu halde görmek bile neşemi o kadar yerine getirdi ki. Ama yani yanlış anlamazsanız hani sakın kovmak gibi olmazsa... Allah rızası için bir defolun gidin artık ya. Yuh. Allah için de hiç kovmadım vallahi yani. Ya Akif ama anlamıyorsunuz. İyiyim diyorum ya. Böyle sakin kafa 2-3 işimi halledeceğim. Gece zaten tependeyim teyzem. Bak Akif, biraz daha yemek yemezse... hele bir de şekeri oynarsa seni yer uyarmadı deme. Evet ya, zaten İskender deyip duruyordu. Ha. Bence de kız çok haklı. Senin içindeki bu açlık canavarı uyanmadan biz kaçalım demiş. Allah sizin dilinize düşürmesin. Canavar değil o. Can o, can. Erkek mi diyorsun can? Çok iyi fikir, can güzel. Yürü açım, yürü hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İskender'i 6,5 porsiyon yiyor ama pidelerine hiç dokunmuyor yani. Öyle. Pideleri de yiyeceğim, şimdi yiyeceğim. Ah, yapma ne yapıyorsun?
tarafın işletmeciliğini yaptığı mekan için davacı tarafın yaptığı yatırım masraflarının tümünün geri iadesi talep etmekte. Bu ne saçmalık ya? Aa, ne diyor ya bu? Ne diyor ya bu? Ne diyor bu? Oğlum sana servis açsınlar mı? Ben beklerim biraz daha. Bekleriz. Beklemenin sonu yok. Ben daha fazla dayanamayacağım galiba. Hepiniz buradayken size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben bu gece son bir umut, son bir bekleyişle her şey güzel olur diye bir şeyler yapmaya çalıştım. Şeydir. Sandım ki ben bütün her şeyle baş edebilirim. Kızım için, ada için, bütün bu olup biten her şeyi görmezden gelebilirim diye düşündüm. Ama yapamıyorum galiba. Nurgül ablası. Ah gelin hanım. Acaba limonata var mıdır ya? Yoksa da yapalım mı? Aa tabii. Biz hemencik yaparız değil mi kuzum? Ha yapalım mı? Çok da eğlenceli bir şey. Ayak altında olmamam gerektiğini anladım. Odama da çıkabilirim. Çocukmuşum gibi davranmana gerek yok. Tamam istiyorsan odana çıkabilirsin tabii. Ama bence burası daha eğlenceli. Hem yiyecek bir sürü şey de var. Ne dersin? Hem limon sıkmak insanı öyle bir rahatlatıyor ki... Bütün stresini atıyorsun. Gel kuzum sen benimle hadi. Gel bakalım. Getir ablası. Dur şimdi sen orada bak ben bıçakla şeyi alayım şuradan. Tahtayı da ver Gülistan. Şimdi ne yapıyoruz? Limonu alıyoruz. Elimizde bıçak. Bu tahta. İlk önce ben kesiyorum. Sana gösteriyorum. Bak böyle yapıyoruz. Al bakalım şimdi sıra sende.